Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 3. haftasının 5. videosundayız. İkiz kenar üçgende kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani sayfa numarası 48, 49 ve 50'yi işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bu video ile birlikte ikiz kenarın özelliklerinden bahsedeceğiz. Bir öncekinde ne yaptık? Hep dik üçgenle ilgili çözülebilen kısmından bahsettik. Hala daha dik üçgenden çözülecek ama ikiz kenarın da kendi çapında bir özellikleri var mı? Var. ÖSYM sorar mı? Vallahi yeni sınav sistemine baktığımız zaman zormuş gibi oluyor ama yine de bunları bilseniz iyi olur. Bilmeniz gerekenleri böyle ya da kitaplarda çok çıkanları üzerine böyle bir yıldız da koyacağım. Haberiniz olsun ve mesela onlardan biri de şu. Belki kullanabiliriz arkadaşlar bunu. Şurada bir tane yıldız attık. Ee, özellikler arasında önemlilerinden biri diyebiliriz daha doğrusu. Evet ikizkenar üçgende eşit kenarlara ait yükseklik uzunlukları birbirine eşittir. Evet, eşit kenarlar şunlar ya. Şimdi biz tepeden çizilen yüksekliği biliyoruz. Eğer tepeden taban varsa insan olan ne yapar diyorduk? Bir yükseklik çizer diyorduk tabana ait. Ama bazen de şöyle bir yükseklik çizilip eşit kenara ait yükseklik çizilip şekilde de dengesizlikler olabiliyor. O zaman ne yapacaksınız? Diğer kenara da ait yükseklik çiz siz çizebilirsiniz. Tabana ait yükseklik demiyorum bak. Taban olduğunda tabana ait yüksekliği çizeceksiniz o ayrı bir konu. Ama bir yükseklik çizilmiş kola diğer kola da yükseklik çizebilirsiniz. Bu da ek çizim yöntemlerinden biridir. ÖSYM sorar mı bilmiyorum ama ben %20 ihtimal veriyorum. Ama her ihtimali de değerlendirmek lazım. Bu sebebi ne? Şu kenarlar A A ise şurası A'sa, bu üçgenin alanı A çarpı H bölü 2 ya. E aynı alan bu tabana ait yüksekte H olmak zorunda değil mi? A çarpı H bölü 2 olduğundan dolayı. Evet o yüzden yükseklikler birbirine eşit. Hatta yükseklikler birbirine eşit ya. Kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit diyoruz. Yani şu yükseklikler eşit olduğunda kestikleri yerden şu kollara ait yükseklikler de birbirine eşittir. Kesitleri yerden köşeler olan uzunluklar da birbirine eşittir. Şuradan yükseklik çizdiğim zaman bu yükseklik ne yapıyor? Şu taban açısı şunlar ya. Taban açısına kadar ayırdığı yerle bu yüksekliğin taban açısına kadar ayırdığı yer de birbirine eşit. Bu yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yerle bu yüksekliğin de tepe açısına kadar ayırdığı yer yine birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet şuradaki bilgiyi de yazalım tabii ki. Eğer AB ile AC birbirine eşitse HB'ye eşittir HC'dir. Yani yükseklikler birbirine eşittir. Eşit açılardan çizilen yükseklikler ya da eşit kenarlara ait yükseklikler eşittir. Yani kollara ait yükseklikler birbirine eşittir diyoruz gençler. Tamam hadi bakalım örnek 15'e bakalım. Şimdi burada ABC ikizkenar üçgen demiş. AB ile AC birbirine eşit demiş. Şunlar birbirine eşit. CD uzunluğunu vermiş, bir de BE uzunluğunu vermiş. Arkadaşım CD ile BE'nin ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Çünkü eşit kenarlara ait yüksekler birbirine eşitti. Yani 2x artı 7 eşittir 3x eksi 1 olur. 2x öbür tarafa atınca 3x eksi 2 xten x kaldı. Eksi 1 de artı 1 diye geçince 7 artı 1'den x 8 olarak buluruz. Örnek 15 8 çıktı. Geldik örnek 16'ya. Evet ikizkenar üçgen verilmiş. AB ile AC birbirine eşit verilmiş çizilen yüksekler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hatta kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit oluyordu. Yani x artı 1 y artı 2'ye eşit olacak. 2x eksi 1 de y artı 5'e eşit olacak. Buradan x artı 1 eşittir y artı 2 ise eğer x eksi y'yi kaç buluruz arkadaşım? 1 olarak buluruz. Buradan da 2x eksi 1 eşittir y artı 5 ise y'yi attık öbür tarafa. 2x eksi y de neye eşit oldu arkadaşım? 6'ya eşit oldu. E şimdi ne yapacağız burada? 2 bilinmeyen iki denklemi çözeceğiz. Bir şunu şöyle alalım şuraya. Şu denklemle bir de şunu alalım şuraya. Şu denklemi ortak çözüm uygulayacağız arkadaşlar. E ortak çözüm uygularken ne yapabiliriz burada? Hocam y'leri yok edelim. Üst tarafı eksiyle çarp, taraf tarafa toplarsam. Eksi x artı 2x. Artı x yaptı. Artı y artı y ile eksi y birbirini götürdü. Eşittir. Eksi 1 artı 6 yaptı burası da. Yani 5 yaptı. X'i 5 bulduk. Sonra x eksi y'nin 1 olduğunu biliyoruz ya. X yerine 5 yazdığımız zaman da 5'ten neyi çıkartırsak 1 yapar? 4'ü. Y'yi de böylelikle kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? X artı y isteniyor. X'i 5 bulmuştuk. Artı y'yi de 4 bulmuştuk. Toplamda kaç yapıyor o zaman? 9 yapıyor. Yani örnek 16'yı böylelikle 9 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet ikizkenar üçgen verilmiş mi verilmiş. Şununla şu birbirine eşit verilmiş. Hocam ikizkenar üçgende şu yüksekler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hatta kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit oluyordu. Yani hocam burası 4 ise burası da nedir? 4'tür. E artık burada ne çıktı? Bir pisagor bağıntısı çıktı. Çünkü şuradaki açı 90 derece. Pisagor'u uygulayalım o zaman burada. Yani burada x'in karesi neye eşittir? Dik kenar olduğu için diğerlerinin kareleri farkı. Hipotenüsün karesi eksi 1'in karesi oldu. 16'dan 1 çıktı. 15 yaptı. X kare 15 ise X'i de böylelikle kaç buluruz? Kök 15 olarak buluruz. Yani örnek 17 kök 15 çıktı. Geldik örnek 18'e. ABC bir üçgen. AD ile BD birbirine eşit verilmiş. Evet, evet. Şimdi dikkat. Şu kenar ile şu kenar birbirine eşit verilmiş. Bak dikkat et. Şekil düzensiz. Dengesiz. Hocam İkizkenar üçgende kola ait bir yükseklik varsa diğer kola ait bir yüksekliği de çizebiliriz. Ya da şekilde 90 derece varsa x uzunluğu da isteniliyorsa yani bir uzunluk nasıl bulunur? Özel durumlar olmadığı sürece Pisagor bağıntısından ya da benzerlikten bulunuyor diye hep söylüyoruz. O zaman x'e ait bir dik üçgen oluşturmak zorundayız. x'e ait dik üçgeni nasıl oluşturabiliriz? Hop şöyle. Şuradan bir dik çizince x'e ait bir dik üçgen oluştu mu? Oluştu. Ama dik kenar uzunlukları yok. Ama dikkat et. Şu çizilen yüksekler neydi? Birbirine eşitti. Hatta kendi çapında ayırtıkları yerler de birbirine eşitti. Yani kesim noktasından kolları olan uzakları. Şunlar birbirine eşitti. Hatta bu yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yer. Bu yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yerle. Bu yüksekliğin tepe açısına ayırdığı yer birbirine eşitti. E burası 15 ise yükseklik olarak burası da 15'tir. Şimdi artık şu üçgende kenarlar çıktı mı? Çıktı. Bir kenar 8 diğer kenar 15. 8, 15 ne üçgeni yapar? 17 üçgeninden cevabı da böylelikle kaç buluruz? 17 olarak buluruz. Evet dediğim gibi yani ya eski mantığınızı düşüneceksiniz ya da x kenarının mantığından gidebilirsiniz. İlk ek çiziminizi şu şekilde de yapabilirsiniz. Kola ait bir yükseklik varsa, şekilde dengesizlik varsa diğer kola ait de siz yükseklik çizebilirsiniz. Abi biz ne yaptık? Dik üçgenin dişini düşünerek çizdik bunu. Hocam x'e ait bir dik üçgen oluşturursak 90 derecede var ya. X'e ait bir dik üçgen oluşturmak için şöyle dik çizdik. Sonra baktık ikiz kenarda eşit kenarlara ait yüksekler oldu. Şunlar birbirine eşit olmuş oldu. Tabi kendi çapında ayırdığı yerlerin de birbirine eşitliğinde unutmayacağız. Aa, burada anlatmıştım zaten. Bu yüksekliğin tepe açısına ayırdığı yerle bu, yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yer birbirine eşit. Hatta şu A e ile de BH diyebiliriz. Şuraya H diyebiliriz. A e ile de BH da birbirine eşit diyebiliriz. Ama benim için önemli olan 5'ti. Burası 5 ayırmışsa buradan da 5 ayırır diye söyledik. Ve sonra da cevabı bulduk. Evet örnek 18, 17 çıktı. Bu söylediğim şey açı ortay ve kenar ortay içinde geçerlidir arkadaşlar. Yani bütün yardımcı elemanlar için geçerlidir. İşte dedik ya eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşittir ve bunu bilin dedik. E bunu bildikten sonra diğerlerini yorumlarsınız. Yani bunu bilmenize gerek yok. Kendiniz de şey yapabilirsiniz. İkiz kenar üçgende eşit kenarlara ait açı ortaylar ya da eşit açılardan çıkan açı ortaylar yani NB ile NC birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Evet AB eşittir AC ise NB ile NC birbirine eşit. Yani kollara ait kollara çizilen açıortaylar ne olacak? Eşit olacak. Açıortaylar eşit. Hatta yükseklikteki gibi bak yükseklikteki mantığı bilince bunu da bilirsiniz. Bu kollara ait açıortaylar birbirine eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Kestikleri yerden şuraya olan uzaklıkları şunlar birbirine eşit. Bu açı ortay, taban açısı, bakın taban açısı burası, taban açısı burası. Bu açı ortay, taban açısına kadar çift çizgi ayırdıysa, bu açı ortay da taban açısına kadar çift çizgi ayırır. Sonra bu açı ortay, tepe açısına kadar, bakın tepe açısı şurası, tepe açısı burası, tepe açısına kadar şu kadar ayırmışsa eğer bu da yine tepe açısına kadar bu kadar ayırır diyeceğiz arkadaşlar. Aynı yükseklikteki mantık, açı ortay içinde geçerli. Biraz sonra şeyi de göstereceğiz, kenar ortay içinde geçerli. Ama sen yüksekliği bil. Bunları da zaten büyük ihtimalle aklına gelir. Aynı yükseklik gibi yükseklikte de ne demiştik? Bir yükseklik çizilmişse kola ait şekilde dengesizlik varsa diğer yükseklikte de biz çiziyoruz dedik. Evet burada da aynısı. Bir açı ortay çizilmiş ve dengesizlik varsa diğer açı ortaylı da biz çizeceğiz. Bak ABC ikizkenar üçgen verilmiş. Şu ve şu ikizkenar verilmiş. AB e, ile AC. EB ile CD de birbirine eşit verilmiş. EB ile CD de eşit verilmiş. Eyvallah. Sonra BD ile EF birbirine eşit verilmiş. Bak dikkat. BF e, F ile BD birbirine eşit verilmiş. Bunu böyle tırtıklıyorum bak dikkat. Tamam hocam şununla şu alakası yerde bir eşitlik var. Bak açı ortayla alakası yerde bir eşitlik var. Bu açı ortay kola ait çizilmiş ya da aynı açıdan e, eşit açıdan çıkmış. İkiz kenarın taban açısından çıkmış. E o zaman ne yapacağız? Diğer açı ortayı da biz çizeceğiz. Bu açı ortay da tam buraya gelmek zorunda. Çünkü açı ortaylar birbirine eşit. Kendi çapında yerlerde birbirine eşit. Burası çip çizgi kadar da taban açısına kadar. Burası da çip çizgi ayıracağından bu da buraya denk geldi. Bak bu ne oldu? Hocam açı ortaylar birbirine eşit. Gösterdim. Şu açı ortayla şu açı ortayın eşitliğini gösterince e bu açı ortayla da bu açı ortay birbirine eşitti. Dolayısıyla burada ne çıktı? Bir, ikiz kenar üçgen çıktı. Tamam artık bunu kullanacağım. Ama öncelikle 32'de de kullanalım tabii ki değil mi? Tabii burada da bir, ne çizdik biz? Açı ortay çizdik onu da söyleyelim. Açı ortaylar birbirine eşit çünkü. Tepe açısı 32 ise 180'den 32 çıkartıp 2'ye bölsek bu 148 74 mi yapıyor? Evet 148'i 2'ye böldüğüm zaman 74 yapıyor. E, 148 evet 74 yapıyor. E o zaman taban açıları 74. Taban açısı 74 ise eğer buradaki taban açısı da 74 olacak ya 74'ü 2'ye bölsen 37 37 yapıyor. Hocam burası da 37 burası da 37 yaptı mı? Yaptı. Sonra 39'u falan kullanacağız biz. E bu 39'u biz nasıl kullanacağız şimdi? Şu ikiz kenarda burası 37 artı x'e buraya yoğunlaşayım. 37 artı x'e o zaman burası da 37 artı x yapar. Sonra aa bak çıktı. 2 iç açı 1 dış açı. Hocam burası 37 artı 2x yaptı. E 39'u şimdi kullanabilirim. Hocam 39 74'ün toplamı buraya eşit olmayacak mı? Evet. Şuradaki açı eşit olacak. 39 artı 74 de... 37 artı 2x'e eşit olacak. 37'yi atsak öbür tarafa. 39'dan 37 çıksa 2. 2 ile de 74'ün toplamı 76 eşittir. 2x olduğundan x de kaç çıkıyor? 38 çıkıyor arkadaşlar. Evet zor bir soruymuş gibi ama özelliğe ait soru yazdığımız için evet normalde karşılaşsanız belki zor soru. Oha bu ne? Açı ortayla garip bir yerde eşitlik var. Bu, burada mesela özelliği bilmezseniz yapamazsınız arkadaşlar. Dediğim gibi ÖSYM e çok özellik var ya soruyor mu? Sormuyor. Temel yapılardan sorular soruyor. Ama biz bunları size anlatmak zorundayız. Biz bunları size göstermek zorundayız arkadaşlar. Böyle bir şeylerin de varlığının e, habercisi olun istiyoruz tabii ki. Evet geldik şuraya. Aynı şey söylediğim şey. E, bu ikiz kenar üçgende. Kırmızıyla göstereyim. Şu ikiz kenar üçgende eşit kenarlara ait kenar ortaylar da birbirine eşittir. Kenar ortaylar dediğim V harfiyle gösteriyor. VB eşittir VC ya da aynı açılardan çizilen kenar ortaylar ne oluyormuş arkadaşlar? Yani eşit açılar şuraları ya aynı açılardan çizilen kenar ortaylar da birbirine eşittir. E, bu kenar ortaylar birbirine eşit ya aynısı yükseklikte söylediğim gibi yani yükseklikteki söylediğim şey bütün yardımcı elemanlar için geçerli. Yükseklik açı ortay ve kenar ortay için geçerli. E burada çizilen Bunlar birbirine eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerler de tabii birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit olacak. Bunlar da birbirine eşit olacak. Hatta bu yüksekliği bu kenar ortayın buraya kadar ayırdığı yerle bu kenar ortayın buraya kadar ayırdığı yer otomatikman eşit oluyor. Çünkü kenar ortay çizdiniz ya. Şunlar çift çizgi çift çizgi ise x kenar olduğundan çift çizgi çift çizgi zaten burası da olur. Yine bir kenar ortay çizilip de kola ait bir kenar ortay çizilirse ya da eşit açıdan bir kenar ortay çizilirse şekilde de bir dengesizlik varsa ekstra bir yerde de eşitlik varsa hani kenar ortayla ekstra bir yerde bir eşitlik varsa ne yapacaksınız? İşte bu. İşte bu sizin için önemli. Diğer kenar ortayı da siz çizeceksiniz. Tamam. Hemen örneğine bakalım. Evet görüyorsunuz ABC x kenar üçgen demiş. Bu x kenar üç üçgen ise burası çift çizgiye çift çizgi ise burası da çift çizgiye çift çizgi olur. Aa, kenar ortayları oldu bunlar. Kenar ortaylar neydi? Birbirine eşitti. BD uzunluğunu vermiş bize. CE uzunluğunu vermiş bize. E bunlar ne olmak zorunda? Ikiz kenarda kenarlara ait şu aynı kollara ait kenar ortaylar birbirine eşit. Yani 3x eksi 7 eşittir x artı 11 diyeceğiz. 2x eşittir çünkü x buraya eksi x diye geldi. 3x eksi x'ten 2x yaptı burası. Eksi 7 artı 7 diye geçti öbür tarafa. Yani burası da 17. 11 artı 7'den 18 yaptı. Ve x de 18 bölü 2'den 9 çıktı. Evet örnek 20'yi böylelikle 9 bulduk. Ve geldik şuraya. Evet Bak özelliklerden bir en baştaki özelliği bilin dedim. Sonra bu diğer açı ortay ve kenar ortay uyarlamasını da yaparsınız dedim. Bir de şunu bilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dikliklerle alakalı özellikler çok fazla karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar ikiz kenar üçgende tabandan bir nokta alınıp bunun da ispatı alandan çıkıyor ama ispatına çok dalmayalım isterseniz. Siz özellik olarak bilin şimdilik. İspat yöntemlerine bu işi iyice öğrendikten sonra gitmek daha mantıklı gibi geliyor bana. Siz şu anda şunu bilin. Ee, burada Tabii ki yani işinize yarayacak sorularda kullanabileceğiniz ispatları gösteriyoruz. O da ayrı bir konu. Ama hadi göstereyim hızlı bir şekilde. İkiz kenar üçgende tabandan alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplama bir yüksekliğe eşit. Ama tepe açısından çizilen yüksekliğe değil. Onu ilk başta verdik. Taban mevcutsa tepe açısından çizilen yüksekliği çiziyorduk. Ama tabandan bir nokta kollara dikmeler çizilmişse bu dikmeler toplamı eşit kenara ait yüksekliğe eşittir. Yani ya buna eşittir ya da buna eşittir. Yani ne diyeceğiz o zaman? Biz A B ile A C birbirine eşitse şuradaki buraya A diyeyim buraya B diyeyim buraya da H diyeyim mesela. A artı B ne eşittir? Ya H B'ye eşittir ya da H C'ye eşittir diyeceğiz. A ile B'nin toplamı şu bakın H B. E zaten H B ile H C'de ne oluyordu? Eşit kenarlara ait yüksekler birbirine eşitti. Buna eşitti. Yani sen böyle ikizkenar üçgende tabanda bir nokta alıp kollara dikmeler çizildiğini gördüysen Hemen bir tane yükseklik çiziyorsun. Bu da ikisinin toplamı o yüksekliğe eşit diyorsun. Bunun ispatı nereden geliyor? Hocam alandan geliyor. Çünkü niye? Şuraya x x diyecek olursan x çarpı a bölü 2 artı x çarpı b bölü 2 eşittir. x çarpı h bölü 2 eşit. Yani şu üçgenin alanı artı bu üçgenin alanı büyük üçgenin alanına eşit. O da x çarpı h b bölü 2 eşit. Yaz x çarpı a bölü 2 artı x çarpı b bölü 2 eşittir. x çarpı h b bölü 2 yaptı ya. Şimdi burada x bölü 2 parantezine gittiğiniz zaman x bölü 2 parantezini aldığınız zaman bunlar sadeleşti. Burada ne artı b neye eşit oldu? HB'ye eşit oldu. Bak ispat da alandan geliyor. İşte alandan geldiği için daha görmediğimiz bir konudan olduğu için çok fazla ispatını yapma taraftarı değildim ama yaptım gördünüz ve sildim. Tamam çok fazla kafanıza takmayın. Evet tabandan alınan bir noktan Kolları silen dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşittir arkadaşlar. Unutmayın bunu. Bu da çıkan bir şey karşımıza. Şimdi bakın ne demiş? ABC x üçgen demiş ve şu eşit verilmiş. Bak tabandan bir nokta alınmış. Kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı neye eşit? Bir yüksekliğe eşit. Hemen alacaksın. Şunu şöyle çizeceksin. Hocam bu ikisinin toplamı. 4 ile 2'nin toplamı. Buraya 6 diyeceksin. E sonra bak 30, 90, 60 üçgen çıktı. Şuradaki üçgende 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 12 yapar. Bizden de AC isteniyor zaten. İkiz kenardı. E burası da 12 yapar. Yani AC uzunluğunu böylelikle 12 bulduk. Tamam. Geldik buraya. Bak 5 verilmiş burası. ABC x kenar üçgen ve şurası dar açı verilmiş. Bak verilen her bir bilgiyi kullanacaksın. Dikkat. Şimdi burası 5. Şurası da 5 değil mi? Evet. İkiz kenar üçgende tabandan bir nokta alınmış. Kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşittir. Hocam hop. Yükseklik bu olacak. Peki hocam dar açılığı niye verdi? Dar açılığı ki bu yükseklik içeriye düşüyor. Eğer bu geniş açılı olmuş olsaydı. Bak dikkat et. Geniş açılı olmuş olsaydı. Buradan çizilen yükseklik dışarıya düşecekti arkadaşlar. Buranın dar olması yüksekliğin içeriye düştüğünün habercisi. Peki şurası 5 5 olmuş olsaydı ve bizden şu x istenilmiş olsaydı şu x'in toplamı kaç yaptı? Mesela 3 1 daha 4. Çizilen yükseklik 4 olacaktı. 4 5. Burası kaç oldu? 3 4 8 4 kök 5 olacaktı cevap. Eğer geniş açılı bir üçgen olsaydı yükseklik dışarı düşerdi çünkü bu soruda. Ama dar açılı bir üçgen olduğu için yükseklik içeri düştü. Hocam bu ikisinin toplamı 4. Burası 4. 4, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5'ten. 3 çıktı burası. Tamam 5'te. Buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Benden de ne isteniyor? BC uzunluğu isteniyor. E şurada bir Pisagor bağıntısı yaparsam 2 var 4 var. 1, 2 kök 5 üçgeninden burası da 2 kök 5 mi yaptı? Evet. Bak cevabımız 2 kök 5. Ama geniş açılı bir üçgen olsaydı cevap ne olacaktı? 4, 8, 4 kök 5 olacaktı arkadaşlar. Buna da dikkat et. Geniş olsaydı diyeyim buraya. Olsaydı cevap 4 kök 5 olacaktı arkadaşlar. 4 kök 5 olurdu. Ama bizim cevabımız ne oldu? 2 kök 5 oldu. Dar açılı bir üçgen olduğundan tabandan bir noktan alıp kollara dikmeler çizildiğinde bu yükseklik içeri düştü dar açılı olduğundan. Yani 3 1 daha 4 yaptı burası. E 4 5 3 4 5 üçgenler 3 buraya da 2 kaldı. Sonra burada Pisagor 1 2 kök 5 üçgeninden cevabı da 2 kök 5 bulduk. Tamam mı gençler? Olay bu. Evet. İkiz kenar üçgende. Bu da son özellik arkadaşlar. Ben bunu da özellik olarak bilmenizi istemiyorum aslında. Bak diklikle ilgili özellikleri bilin diyorum. Ama böyle diğer şeyleri de çok fazla bilmenizi istemiyorum. Yani özellikle ilgili bir tekneyi bilin dedim. İki şeye yıldız attım. Bir. Eşit kenarlara ait yüksekler birbirine eşitti. Kendi çapında ayırdıkları yerler eşitti. Videonun en başında anlattığım şey. Bir buydu. Sonra açı ortay ve kenar ortay oradan anımsarsınız dedim zaten. Sonra tabandan alınan bir noktadan kollara açılan dikmeler toplamını eşitti. Bir yüksekliği eşitti. Ama paraleller toplamına gelince de bunu böyle şey yapmanıza gerek yok. İspat yöntemiyle çok rahat bir şekilde yaparsınız zaten. AB ile AC birbirine eşitse. Bak mesela şurası A burası B ise. AB ve AC birbirine eşitse. Ve şunlar Kenarlara paralel doğrular çizilmişse, tabandan bir nokta alıp kollara paraleller çizilmişse bu paraleller toplamı bir kenar eşittir. Yani A artı B ya A b ye eşittir, zaten A B ile A c birbirine eşit ya, ya da A c ye eşittir. Sebebi çok basit o yüzden ispat yöntemini sorularda kullanırsınız. Çünkü bunun farklı çeşit şekilde soru yöntemleriyle de karşılaştığımız için hani mesela şöyle bir şey geliyor, ikizkenar kenar üçgen geliyor. Adam şöyle paralel çiziyor, böyle çiziyor, şöyle çiziyor mesela. Hani o paraleller direkt öyle gelmiyor. Şu 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 paralel oluyor. Şunda da şu paralel oluyor. Mesela sen burada bu yöntemle ispat e, yöntemiyle yaparsan bu sorunun sonucuna ulaşabilirsin. Ama sen bunu ezbere yaparsan ezbere yaptığın zaman maalesef bu türdeki soruları yapamazsın. Hocam neyle neyin toplamı bir kenara işte olacak diye böyle afallayıp kalıyoruz. Ona göre aklınızın bir köşesinde bulunsun bu da. Peki ne yapacağız? Hocam ikiz kenar ya. İkiz kenarda böyle uzunlukla alakalı bir şey yapamıyorsak. Yani tabana ait yüksek falan çizemiyorsak. Açılar almıyor muyduk? Dalıyorduk. Dal açıya bak. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. İkiz kenardan dolayı. Çünkü bu ikiz kenar üçgen. Hocam sonra adam sana şununla şunu boş, boşuna paralel vermedi. Nokta açısıysa yöndeşlikler nokta açısı. şununla şunu boşuna paralel vermedi. Verilen her bilgiyi kullanacaksın. Çünkü noktaysa burası da nokta oldu. A ne çıktı burada? İkiz kenar küçük üçgende ikiz kenar çıktı. A ise burası da A. Hocam bu da ikizkenar kenar. B ise burası da B mi? Evet. Bir de şuna dikkat et. Karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen değil mi bu? Evet. Karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen olduğu için bu bir paralel kenar oldu mu? Oldu. Yani hocam şurası A ise burası da A'dır. Burası B ise burası da B'dir. Dikkat et bir kenar ne oldu? A artı B'ye eşit oldu. Bak burası da A artı B'ye eşit oldu. Yani senin bu tür sorularda ispat yöntemini kullanmanı daha çok isterim. Çünkü ben öyle yapıyorum. Tamam soru geldiğinde direkt aklındaysa eğer ha hocam paraleller toplamı bir kenara eşit deyip hemen sonuca ulaşabilirsin. O ayrı bir konu. Ama ispat yöntemini de sorularda da kullanmanı tavsiye ediyorum. Çünkü artık böyle özellik veriye bir soru çıksın falan filan şeklinde değil. Arkadaşlar şimdi bununla ilgili demek ki zamanında bir soru çıktı. Ondan sonra formüle edildi. Ben ne diyorum size? Her zaman şunu söylüyorum. Ya Tabii zor olan özellikleri ezberlemenizi istiyoruz. Bilmenizi istiyoruz aslında ama şu kollara silindikmelerin işte bir yüksekliğe eşit olması gibi. Şimdi zamanda bu ÖSYM tarafından sorulmuştur. Sonra hop kitaba özellik olarak girmiştir. Emin ol senin önünde hangi kitap olursa olsun her soruyu formüle edebilirim. İşte bu böyle olduğunda şu şöyledir. Bu böyle olduğunda bu böyledir. Bu böyle olduğunda bu böyledir diye formüle ederim. Ama o zaman binlerce özellik ezberlemiş oluruz. O yüzden bir şeylerin mantığını bilip her konunun mantığını bilip o mantık üzerinden gitmek verilen bilgileri adam akıllı kullanıp o soruları o şekilde yapmak her zaman daha akıcı oluyor daha güzel oluyor ve daha rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz adamlar bunu sorduysa ÖSYM sınavında bir daha sorar mı yani soru bir ihtimali var da yani çok böyle nadir nadir o yüzden nereden geldiklerini bilmeniz lazım. <laughs> evet bak gördünüz mü? Çevre ABC'yi söylemiş adam bize. Bak AB ile AC birbirine eşit demiş. Bak şöyle bir şey demiş. Ve adam AFDE'yi, çevre AFDE'yi vermiş. AFDE'yi vermiş. Ondan sonra çevre ABC'yi vermiş. Ondan sonra BC kaçtır diye soruluyor. Ya istersen şöyle yapabilirsin. AA A. yani şuraya A deyip şuraya B deyip A hocam karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Şurada bir paralel kenar deyip hemen şurayı şey yapabilirsin. Ne ona? Şurayı bir söyleyebilirsin. Şöyle ben bir şeyi boyadığım zaman da içini tam boyayacağım böyle. Neyse bazen boşluklar olduğu zaman da silip yandan boyasım geliyor da çok vakit gidiyor. Neyse. B ise burası da B'dir. A ise burası da A mıdır? Karşılıklı kenarlar paralel olduğundan paralel kenar oldu. Evet. Sonra çevre A, E'yi vermiş bize. Yani ne vermiş arkadaşım? 2A artı 2B'yi kaç vermiş? 32 vermiş. Dursun elimde. Çevre A, C'yi de vermiş. Hmm. hocam şunun da şunun toplamı bir kenara eşit değil miydi? Oradan gidebilirsin. Ama ben olsam ne yaparım? Şuradan yapalım. Hocam şu ikizkenar üçgen ya. E hocam paralel verilmiş. Yöndeşitten nokta açısı oldu. E şunda da şu paralel verilmiş. Yöndeşitten nokta oldu. Hocam A iken burası da A. Burası A artı B çıktı. E burası da A artı B çıktı. Sebep iki kenar olduğunda. Ya da noktaya nokta B ise burası da B oldu. Ondan dolayı burası da A artı B çıktı. E zaten şu ikisinin toplamı da bir kenara da eşit diye diyebilirdiniz. Neyse 2 artı 2 B'yi kaç vermiş arkadaşlar bize? Şuradaki çevreden paraya kenarın çevresinden vermiş onu da değil mi? çevresini 2 artı 2 b'yi vermiş. A artı b'yi de bulabiliriz. Gerek yok ama A artı b'yi yazmaya. BC uzunluğu nedir diye soruluyor. BC uzunluğu x. Arkadaşım çevre ABC'ye bak. Çevre ABC'de A artı b artı A artı b artı x değil mi? Evet. Çevre ABC'de A artı b artı A artı b artı x. Ne verilmiş? 40 verilmiş. A 2 artı 2 b artı x eşittir 40 ise şuradaki uzunlukta 32 ise x'e kaç kaldı o zaman arkadaşım? 8 kaldı kendiliğinden çıktı. Örnek 23'ü böylelikle 8 bulduk. Ve geldik örnek 24'e. Bakalım ne demiş. Burada bir sözel bir ifadeler var. AB ile AC'yi eşit vermiş. Öncelikle şu eşitliği göstereyim. Sonra şunlar birbirine paralel verilmiş. Şunlar da birbirine paralel verilmiş. Eyvallah. Yukarıdaki ABC üçgeni biçimindeki bir bahçenin E noktasında Tolga, F noktasında da B noktasında da Emre. Şurada Emre, e noktasında da Tolga. Şurada da Tolga bulunuyormuş. Eyvallah. C noktasında da Ramazan. Neredesin Ramazan? Ramazan bulunuyormuş. Evet Tolga sırasıyla E, D, D, F ve F, A yollarını giderek. Dur. Tolga'ya bak sen şimdi. Tolga'yı neyle göstereyim? Maviyle göstereyim. E, D, D, F ve nereye gidiyormuş arkadaşlar? Ve F, A yolunu giderek. Şu yolu giderek. A noktasına ulaştığında 17 metre gitmiş. Arkadaşlar öncelikle şunu şey yapalım ispatı? Hocam burası noktaysa burası da nokta. Paralelikten dolayı burası da nokta. Paralelikten dolayı burası da nokta. Hocam burası A burası B ise ikiz kenardan dolayı burası da A. İkiz kenardan dolayı burası da B. Şurada da bir paralel kenar çıktı mı? Çıktı. A ise burası da A. B ise burası da B mi? B. Bak ispat yöntemini bil. Yoksa bu sorularda sıkıntı yaşarsın. Şimdi Rama, Tolga şöyle gitmiş. Yani 2A artı B gitmiş. 2A artı B'yi kaç olarak söylemiş arkadaşlar? 17 olarak söylemiş. Emre de BF ve FA yollarını giderek. Emre BF ve FA giderek. Yani A artı B'yi vermiş bize. A artı B'yi de 12 diye vermiş. Ramazan da sırasıyla CB, BA yollarını giderek A noktasına ulaştığında 30 metre. Ramazan nereden gitmiş? CB ve BA'ya gitmiş. Yani şuraya ben X diyeyim. X artı onu da şuraya yazayım. Şuraya da yazayım. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. X artı A artı B. A artı B kaç gitmiş? Şurada gözükmüyor değil mi? Evet şu yukarıya yazayım onu da. X artı A artı B olarak da kaç gitmiş arkadaşlar? 30 olarak gitmiş. E ne diyor bize? Buna göre diyor BC, AB ve D e toplam nedir diye soruluyor. BC, BC'yi bulacağım. Sonra A, AB ve DE. A, B ve D, E. Evet. A, B'yi de ayrı bir şekilde bulmam lazım arkadaşlar. Hepsini. A'yı B'yi. X'i ayrı ayrı bulacağım. Arkadaşlar şurada 2 bilinmeyen iki denklem geldi mi? Geldi. Taraf tarafa çıkartırsam şöyle. 2A'dan A çıkınca A geldi. Hocam B eksi B gitti. 17'den 12 çıktı. Eksiyle çarptık ya. Eksi A eksi B eksi 12 yaptı. Burası da 5 yaptı. E hocam A 5 ise. A yerine 5 yazdığımızda herhangi bir tanesinde. de kaç çıktı? 7 geldi. Hocam A artı B'nin kaç olduğunu biliyorduk zaten. A artı B'nin 12 olduğunu biliyorduk zaten biz. Şurada A artı B 12 verilmişti zaten. Ya da A5 B7 olduğundan direkt 12 olduğu belli. X'de kaç çıktı o zaman arkadaşım? 18 çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Hepsini bulduk. BC yani X artı AB. AB'ye bakıyorum. A artı B. Artı DE isteniyor bizden. DE yani A isteniyor. Evet X dediğimiz kaç çıktı? 18 artı A artı B. artı B dediğimiz zaten 12 artı A dediğimizde kaç çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Ya da A5, B7 sonra A ya da şeyde yazabiliriz. Öyle de yazabiliriz. A5, B7 burası da 5 yazabiliriz arkadaşlar. 18, 7 daha. 25, 30, 35. Böylelikle cevabımız kaç çıktı? 35 çıktı. İşte gördünüz mü? Yani siz bunu formül yöntemiyle böyle yapmaya kalkışırsanız kafanız karışabilir. İspat yöntemiyle yapın. Benim tavsiyem o. Tam buradaki sorularda ispata yönelik çözülmüş gibi. E, yazılmış gibi zaten görüyorsunuz. ÖSYM de böyle buna benzer güzel bir soru yazabilir. Hatta bu soru gerçekten güzel bir soru. Zor bir soru mu? Değil. Sadece bilinmeyenleri bulduk. Sonrasında yerine yazdık. Kolay bir soru. Ama ne yaptık? Sadece yöndeşliklere baktık. Bir de şuranın paralel kenar olduğunu düşündük. Karşılıklı kenarlar paralel ya. Paralel kenar olduğunu düşünüp A'ları B'leri yazınca sonra her şey ortaya çıktı arkadaşlar. Evet sanırım Böylelikle olayı bitirdik. Bitirdik. <laughs> bitirdik. Yani ikiz kenar üçgeni bitirdik arkadaşlar. İkiz kenar üçgen bitti. Evet gençler. Yani biz ikiz kenar üçgende ne yaptık? Genelde zaten ikiz kenarın başında da dedirse genelde dik üçgenlerle çok karşılaşacağız dedik ki öyle oldu mu? Oldu. Özellikle ikiz kenar üçgenin ilk birinci videosu gerçekten çok önemli. İkiz kenar üçgen bir önemli arkadaşlar. Tabii ikideki özellikleri de bilseniz iyi olur. i̇kiz e, kenardaki özellikler gibi Bundan sonraki konularda öyle özellik vermeyeceğiz. Eşkenarda da iki özellik falan verip bundan sonraki konularda hep böyle mantıktan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, sabredin. E, e, dik üçgenin sonuna kadar böyle sabrettiyseniz zaten işi öğrendiniz demektir. Bir de eşkenarın sonuna kadar sabredin böyle. Bu haftayı da bitirelim. Ondan sonra soruları çözdükten sonra böyle çok da güzel işler yapacaksınız arkadaşlar. Gerçi onu son videoda konuşuruz. Sonraki videoda eşkenar üçgene geçiyoruz. Eşkenar üçgen videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.